Sayın YouTube Merhaba bugün sizlerle Wadink Wave'in 1.0'ında neler oldu 1.1'de neler geliyor tarzı bir haberler içeren Wadink Wave'in bu developer talkına bakacağız yani geliştiriciler ne söylemiş 1.1'deki sırrın sorunları sıkıntıları fark etmişler mi 1.1'de ne yapacaklar onları bakacağız ee, ilk biraz böyle bir göz geçirdiğim kadarıyla güzel şeyler var genel olarak pozitif yani kötü bir şey şu anda görmedim ee, tabii ki her oyunda sıkıntılar olur. Ama asıl olay arkadaşlar geliştiricilerin oyunu yapanların bu sıkıntılara karşı ne dediği. Ya bütün oyunlarda sıkıntılar olur elbet. Öncelikle herkesin sıkıntı yaşadığı arkadaşlar eko materyalleri. Şu anda 1.0'da biliyorsunuz oyunun asıl böyle hani güzelliği hepimizin beğendiği kısım sınırsız eko kasmak. Yani sınırsız artifek kasmak. Ama bu sınırsız eko kasmak şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Yani çok eko kasıyorsun ama o ekoları kasacak materyali ne olmuyor. Yani level atlattıracak. Onunla ilgili arkadaşlar şöyle bir şey demişler. Şu andan 1.1'e kadar e, Short Cleansing court Cleansing isminde bir Eko materyali eventi geliyormuş. Bu eventte arkadaşlar iki katı Eko materyali düşecek. Eventten. E, bu gayet güzel. Ondan sonra 1.1'de arkadaşlar para bu Shell Credit yani oyundaki para birimi de yükseltilirken, ekolarımız yükseltilirken daha az isteyecekmiş. Bu da win. 1.1'den itibaren arkadaşlar Tasset Field'lardaki yani bu e, işte eko materyallerini falan kastığımız Wayplate harcadığımız bu haritada böyle çarpı şeklinde falan görünüyor ya yerde. Onlardaki materyal materyalleri toplarken işte saçma animasyon giriyordu her seferinde. Onu kaldırmışlar. 10 On numara. Onu da attık cebe. Onun dışında arkadaşlar ecolar ekolar ve eko düşürme yani eko yeri ve eko düşürme materyalleri ee, artacakmış. Buradan da win yazdık. Ee, gelecek güncellemelerde buna 1.1 dememişler farkındaysanız. Gelecek güncellemelerde demişler. Wayplay Storage System yani wayplate'leri e, biriktirmemizi sağlayacak. İşte Honkai Star Rail'da olan gençine e, herhalde ömrü boyunca hiçbir zaman gelmeyecek olan. Yani şu anda Honkai e, Star Rail'da işte 240 e, rezin var biliyorsunuz. Onun üzerine çıkıyor. Oyuna girmediğiniz sürede de birikiyor yani 240 bir base var. Onun üzerinde 2400'e kadar da yavaş yavaş birikiyor. 2 240'a kadar hızlıca birikiyor. 240'tan sonra 2400'e kadar yavaş yavaş birikiyor. Buraya da benzer bir sistem getirecekler. Bu diğer oyunlarda da var bildiğim kadarıyla ama buraya da gelmesi mükemmel bir şey yani. Çünkü hani bir şey oluyor. Oyuna giremiyorsun. İşte yani normalde ben günlük giriyorum. Benim çok etkileyen bir şey değil bu ama yani Ekstra bir şey yani. Bir şey oldu. Oyuna girmedim. O gün işte gezmeye gittim. O gün bilgisayarımın interneti yoktu falan filan. Sınavım vardı. Oyuna giremedim falan filan. Diyen insanlar için... Bu tip reçinenin, bir iki olması mükemmel bir şey arkadaşlar. Yani hani bazen ben hani 2 saat, 3 saat geç giriyorsun. O 2 saat, 3 saatin parasını da veriyordu yani. O gene güzel yani. Gene bir kayıptır ama en azından güzel yani. Ee, onun dışında arkadaşlar... E, Ekoların recycling sisteminde işte size para falan filan veriyordu. Bunda bir sıkıntı varmış. Onu çözmüşler. O sorunu çözerken de haber vermedikleri için biraz geç haber verdikleri için 1 milyon mora hepimize göndereceklermiş. Hızlıca geçiyorum ama özeti bu yani. Ee, onun dışında arkadaşlar, onun dışında bunları alabilmek için işte ayın şey 30 Mayıs'ta gönderilecekmiş. Zaten gönderilmiştir herhalde. Ee, falan filan bu şekilde paralar e gelecekmiş arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar, onun dışında neler neler var hemen anlatayım size. Ee, oyundaki gene bazı sıkıntılardan dolayı arkadaşlar, gene bazı sıkıntılardan dolayı e, bize 20 tane e, bu ekosistemiyle olan sıkıntılardan dolayı tabii ki bize 20 tane arkadaşlar gençliğindeki e, kırılgan reçineye denk gelen e, kristal solvent verecekler. Bir tane kristal solvent biliyorsunuz kırdığınızda içinden 60 çıkıyor. Yani şu da toplamda 9000 experience'a falan denk geliyor ve içinden yani bayağı materyal harcayabiliyorsunuz. Size tavsiyem arkadaşlar bu gelir gelmez açmayın. Çünkü 1.1'de gördüğünüz gibi güncellemeler var. Tabii ki şu anda 2 kat etkinlik var. O 2 kat etkinlik kısmını yapın ama diğerlerini harcamayın. 1.1 kısmında şey yapın. Bu ayın 10'unda e, gelecek herhalde bu güncellemeler. Evet ayın 10'unda geliyor. Burada yazıyormuş zaten. Ee, ayın 10'unda geliyor. Ayın 10'unda şu eventler falan filan geliyor. 1.1'de yanlış hatırlamıyorsam 28'inde geliyor. Onu da yazacaklar zaten. Ee, şunları arkadaşlar şu anlık harcamayın. Bu arada e, şu anda yayın yaptığım cihazdan aynı zamanda video çektiğim için arada şuralarda falan bildirimler çıkıyor olabilir. E, bilmeyenler için Kik'te artık yayın açmaya başladık arkadaşlar. Artık Kik'te yayın açmaya başladığımız için de ee, yani güzellikler oluyor yani oradan da takip edebilirsiniz. Halatkik'te founder üyelerimize yer var arkadaşlar. O founder üyeleri e, doldurabilirsiniz isterseniz. Neyse, onu da şey yapayım çünkü çok founder üye soran oluyor. Onun dışında arkadaşlar, Japonca'da ve bazı dillerde ama genel olarak asıl Japonca'da e, Verdant Sumit iteminde. Çevirisinde bir hata vardı arkadaşlar. Bu Japonya'da çok büyük olay oldu. Ben bu konuyla ilgili yayında konuştum ama video yapmadım. E, çünkü direkt bizi etkilendiren bir şey yoktu ama e, bu konuyla da şöyle bir üstünden geçelim gene bilmeyenler için. Arkadaşlar Verdant Summit yani bu Jiyan'ın e, silahının çevirisiyle ilgili şöyle bir sıkıntı vardı. Yani işte nasıl çevirelim? Ee, ulti'sinin hasarına göre artıyormuş gibi bir şey vardı ama o elemental skillmiş falan filan derken şöyle bir sıkıntı oldu insanlar hani insanların etkilediği sıkıntı şu oldu. Silah Jiyan da gene çok güzel çalışıyor ama insanlar bunu Kalcharo karakteri için aldı. E Kalcharo karakterinde de tam çalışmıyor olarak oldu. kalçaro e, karakterinde tam çalışmıyor olunca da insanlar hani aga sen bizi kandırdın çeviri hatasından dolayı oldu. Ondan dolayı ee, i̇şte Japonya'da ekstra özürler falan denildi. O özürler dilenirken ekstra insanların mail adresleri sızdırıldı. Bu arada sadece mail adreslerin yani şifreler falan değil. Sadece mail adresleri sızdırıldı. E tabi bunlar rahatsız olanlar var. Niye mail adresinin sızdırıldığından rahatsız olan var. Adam işte atıyorum iş yerindeki mailde üye olmuş veya atıyorum e, kendi kişisel adıyla işte Dante Kılıç e, işte Gmail'ına üye olmuş. Ben öyle yapıyorum. E, ama işte firmasındakiler işte oyun oynadığını öğrensin istemiyor falan filan. Yani bu kişisel bilgi yani mail'in sızdırılması çok önemli değil bu arada ama yani gene de bunu söylememiz lazım. Ondan sonra o düzeltilecek falan dendi. insanları iade yapılacak falan dendi. Tam olarak ne yapılacak bilmiyoruz. Bu ilerleyen zamanlarda gene bu çok büyük bir faila dönerse veya çok iyi bir oradan bir çevrilmeye dönerse bir şey yaparız. Onun dışında herkese arkadaşlar bu sıkıntı ben bunu yanlış anlamışım ilk seferinde sadece bu Çevirden sıkıntı olanlara 5 tane verecekler sanıyordum ama bu sıkıntılardan dolayı herkese 5 tane silah vişi vereceklermiş arkadaşlar. Bence 10 numara. Benim 6 tane de aylıklardan aldığım var. Bir 5 tane de burada 11. E silahı bir 10'lu sallarım artık e, Yinli'nin silahını. Beleş çünkü. E, onun dışında Yinli'nin silahını almayacağım. Zaten biliyorsunuz ben sadece karakter almaya çalışıyorum. Bu Yenil'inle ilgili de çok güzel bir güncelleme var arkadaşlar. O da ee, gelecek. Bunlar zaten maille oyun içinden gönderiliyor arkadaşlar. Zaten hani mail function'ın açılması diyor. Mail function'ın açılması içinde 4 level mi ne olman gerekiyor? Yani 4 level hepiniz olmuşsunuzdur zaten. O yüzden buraları okumuyorum. Şu anda arkadaşlar oyunda olan Overdash Club etkinliğini çoğu kişi genel olarak beğenmemiş. Hani e, ödüller az, verdikleri şeyler az falan filan diye. E, beğenmeyenler olmuş. E haklılardır tabi. Sonuçta 4 wish mi 5 wish mi ne veriyor? E azdır tabi e işte oyununu kolay bulan vardır okeydir bence yani event'ı beğenmek beğenmemek yani kişisel bir şey bu gençinde çok böyle 0-3 yaş etkinliği yapıyorlar biliyorsunuz onlar genel olarak herkese kötü böyle çorba karıştır böyle png çorbaya tıklıyorsun yani o kötü de hani o e, overdash parkur event'ı ben eğlendim yani bence güzeldi e onunla ilgili yeni bir event geliyormuş arkadaşlar Wadding Exploration diye bununla ilgili de yeni bir Ödül veriyormuş. Bak öncekini silmiyorlar. Öncekini silmiyorlar arkadaşlar. Bakın. Bunu niye söylüyorum? Ee, gene sürekli Genshin'e sallıyor diyeceksiniz ama Genshin'de arkadaşlar yeni Spire'le benzeri içerik geldi. diye Öncekini e, yarısını sildiler. Burada bak. Öncekini silmeden üstüne getiriyorlar. Diyor ki işte buna e, ekstradan ödül vereceğiz bak. Diyor. Bak. Offer New Rewards diyor. Yeni ödüller diyor. Bak. Eskisini sildik demiyor. Değiştirdik demiyor. Changed demiyor. Öncekileri aldın cebine attın 4 tane bir falan filan bunu da attın cebine. E, ondan sonra bir tane 5 yıldız e, yanlışım yoksa bunlar Eko'lar. 5 e, yıldız Eko veriyormuş. Bunlar genelde arkadaşlar e, Morphable Elite Class Eko dediği genelde mesela elektrik seti düşüyorsun. Hani elektrik setinin yaratığını alıyorsan yaratığın özelliği de elektrik seti geliyor. O çok güzel bir şey. E, bunun şey eventında vermişti. Bu kedili e, event var ya Simulate Universe tarzı Kapı, sarı kapı olan event var. Daydream mi neydi hatırlamıyorum. O eventte vermişlerdi aynısını oradan biliyorum. Mesela oradan elektrik kuşunu alıyorsun. Direkt elektrik geliyor. O garanti 5 yıldız elektrik şeyin oluyor. Tabii ki alt statları kötü çıkabilir o ayrı mesela ama. En azından başlangıç için hani karakterini bir yere getirmek için. Güzel bir şey. Onun dışında arkadaşlar neler demişler. Onun dışında neler demişler ee, hikaye ile ilgili güncellemeler zaten falan filan o yapılır yani onlar gelir. Ee, skip tuşu özellikle gelecek arkadaşlar skip tuşu zaten oyunda var. Hani skip tuşu zaten hepimizin sevdiği bir şey yani yan görevleri arkadaşlar umurumda değil. Umurumda değil şu an kamera dondu niye bilmiyorum geldi şu an. Ee, yan görevler gram umurumda değil arkadaşlar yani hiç ölsün yani dede çiçek toplamış bana ne toplama. Onlara skip atıyorum ama bazı insanlar ana göreve de skip atmak istiyor. Okey. Atsınlar. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir güncelleme var. Yani çok ilginçtir. Yinli'nin event'ı yani banner'ı bir hafta önceye çekildi. Ayın 5'inde biliyorsunuz ki bu çarşamba günü gençliğinin e, klorinde banner'ı geliyor yanlış hatırlamıyorsam ayın 5'inde. Normalde ayın 13'ündeydi Yinlin Banner'ı. Onu bir hafta önceye çekerek arkadaşlar Genshin'le aynı güne daha doğrusu bir gün arka arkaya getirmiş oldular. Yani Gençin Genshin şu anda çok yani satış olarak tabii ki milyon dolarlar satıyor gene yani Genshin batmaz. Ama Wuthering Wave ile beraber insanlar ya niye Genshin'e para harcayayım ki Genshin'de alsam oynayamıyorum. Wuthering Wave'de alırım karakter en azından oynarım diye düşünüyorlar. Ee, Wandering Web yani bir haftada satışı baya yüksekti yani ee, ama asıl Haziran ayında göreceğiz diye düşünüyorum çünkü Haziran ayında yani iki tane e, büyük karakter var bir tanesi Yinlin diğeri de yanlışım yoksa Jinshi e, olarak gelecek e, diye düşünüyorum onun dışında arkadaşlar burada zaten iki tane e, karakterin geleceğini söylüyorum Jinshi ve Changli. Dediğim gibi bir hafta öne çekilmiş ve e, ayın 6'sında arkadaşlar Yinli'nin Story Quest'i ekleniyor. Onu yaparız hemen ayın 6'sında. 5'inde işte gençini bir bitirir oynar siler süpürürüz. E, Klorin'de yemiş şey atarız. Ayın 6'sında da buraya girer. Çeşitli i̇şte pırçıklıklar yaparız. Burada da hepsini yaparız. Onun dışında e, bu banner arkadaşlar öne çekildiği için 1.1 de teknik olarak öne çekilmiş oldu. 1.1 de arkadaşlar e, normalde daha geç bir süreye kalıyordu. Yani e, yanlışım yoksa Temmuz'a sarkıyordu 1.1. Onu onu da öne çekmiş olduk aslında. Temmuz'dan değil şu anda Haziran'ın sonunda işte şu Hazir 28'inde de arkadaşlar yeni karakter gelecek. Bunlar da herhalde Jinshi ve Changli olacak ama hangisi olacak? E, önce bilmiyorum ama bu sırayla yazlarsa önce Jinshi gelir herhalde diye bir düşünceye sahipim. O yüzden iki tane waifu gelmiş olacak Haziran ayında. Haziran ayı satış rakamlarında Wadering Wave yani yağlı yağlı bir şeyler hazırlıyor olabilir. Onun dışında e, adamlar süreyi öne çekip bize iyilik yaptıkları için fazladan 10 tane Ride on Tight veriyorlarmış. Yani 10 tane Wish veriyorlarmış. Okey. <laughs> yani bana okey yani. E, <laughs> komik ama okey yani. Adamlar süreyi öne çektikleri için e, 10 tane wish veriyorlarmış. Bence o okey. Ee, şu çoğu kişinin yaşadığı bir sıkıntı arkadaşlar. Şu ikisi. Oyuna ilk girdiğinizde e, otolog açık oluyor ve bazen o otolog baga giriyor. Hani yaratığa otomatik kilitlenme baga giriyor. Bu çok kişinin yaşadığı bir sıkıntı. Ben de hiç başıma gelmedi ama insanlar bu sıkıntıyı yaşıyorum dediği için ben de sürekli duyuyorum. Ee, ayarlardan aslında bu kapatılıyor. Hani combat kamera correction'ı kapattığınızda Sorunların %99 çözülüyor. Ben oyuna başladım ilk 5 saniyede falan bunu yapmıştım. Ee, neden? Çünkü benim yayın videomu izlersiniz. Büyük ihtimalle izleyemezsiniz. 72 saat Sabaton'un kaydını maalesef YouTube alamıyor. 12 saatin üzerinde video olduğu için. Ee, oyuna başladığım ilk saniye. ilk yaratığı gördüğümde arkadaşlar. Şunu direkt değiştirmiştim. Ayarlardan. Çok sinirim bozmuştu. Ee, buradan otomatik olarak kapalı gelecekmiş artık bu. E, bu güzel bir şey. Bilmiyorsanız arkadaşlar. Şu anda söyleyeyim. Ayarlara gidip. Kamera correction kombatı, combat kamera e, correction'ı ve e, exploration kamera e, correction'ı kapatırsanız size çok kolay rahatlık sağlıyor ve sürekli yaratığa kitlenmesinden hani yaratığa kitleniyor, kamera dönmüyor falan diye gıcık oluyorsanız şu mouse'un arkadaşlar orta tuşuna şuna basılı tutarsanız bir süre yani yaratığa kitlendikten sonra bir süre basılı tutarsanız o e, kitlenmeyi de kapatıyor. E, onun dışında arkadaşlar, onun dışında Boss'larla ilgili çeşitli bug'lar var. Ee, agro range yani yaratığın sizi algıladığı range. Ee, bunlarda sıkıntı varmış. O düzeltilecekmiş. Onun dışında arkadaşlar, e, onun dışında bir tane daha e, optimizasyon e, şey var. Control experience op optimizasyon ve genel olarak oyunun optimizasyonu ile ilgili. Bunun, oyunun optimizasyonu arkadaşlar kesinlikle düzeltilecek. Adamlar bunu her saniye her yerde, orada burada her yerde söylüyorlar hani e, gerek Discord'larında gerek Twitter'larında gerek işte bu developer talklarında her yerde söylüyorlar. Şimdi çoğunuz Genshin Impact'le kıyaslıyor. Yani, Abi Genshin Impact şu anda yağ gibi akıyor bu oyun akmıyor diyorsunuz haklısınız evet. Ama şunu unutmayın arkadaşlar ben Genshin Impact, Honkai Star Rail, e, işte Tower of Fantasy, Wuthering hepsinin çıktığı gün oynadım. Bunu söyleyince insanlar rahatsız oluyor hani hep söylemek zorunda mısın çıktığı gün oynadığını. olan yani açıklamak için söylemek zorundayım yani. Şunu söyleyeyim ki arkadaşlar, hepsinin çıkış günlerinde, çıkış işte 1.1, 1.2 zamanlarında optimizasyon sıkıntıları vardı. En iyi çıkış yapan Honkai Star Rail'ın bile ilk 1.1'e kadar arkadaşlar inanılmaz bir optimizasyon problemi vardı. Memory Leak yapıyordu. Hani çok kasıyordu. Zaten Genshin Impact'in 1.0'ı faciaydı. Çoğunuz unutmuş olabilirsiniz, oynamamış olabilirsiniz. Ee, çok büyük optimizasyon problemleri vardı. Hatta şu anda bile arkadaşlar Genshin Impact'te her güncelleme geldiğinde sizin de başınıza geliyordur. Mesela 4.6'dan 4.7'ye geçeceğiz. 4.7'ye geçtiğimizde büyük ihtimalle gene oyun kasmaya başlayacak. İşte bir iki gün sonra gene page gelecek. Bir iki gün sonra gene page gelecek. O kasmalar düzelecek. Fark edersiniz zaten çoğunuz. 4.7'ye girdiğinizde bu oyunlarda normal bir şey. Yani olmaması lazım tabii ama. E, oluyor. E, i̇lerleyen zamanlarda daha iyi mobili kontrol şeyleri yapacaklarmış. Okey. Yani ben mobilde oynamadığı için. Anti-ghost dediği arkadaşlar herhalde aynı anda 3-4 tuşa basınca ekran kafayı yiyor ya. Onunla ilgili bir sıkıntı şeyi varmış. Onu yapacaklar artık. Çözeceklermiş. Okey çözsünler. Mobil oynamıyorum ama sorunla ilgili her şey çözülsün. Ee, 1.1'den itibaren Union Level 2'de Custom Keybant yapabilecekmişiz. Yani şu anda yapılmıyor muydu mu zaten bilmiyorum ama hani Union Level 2 dediği zaten oyunun hani en başlangıcı. Oyuna giriyorsun Union Level 2 oluyor zaten. Ee, hani okey. Kontroller değiştirirsin. Ben bir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi benim kontrollerle ilgili yaşadığım sıkıntı şuydu. Bunu da dediğim gibi zaten ayarlardan ilk girdiğim bir saniye içinde kapatmıştım. Ee, onun dışında kontrollerlerle ilgili güncelleme geliyor. Open Chat, Open Map e, falan filan. Invert, Y, Aksis. Onlar geliyormuş. Future versiyon Wii Sport controller mod on mobile device arkadaşlar. Şu anda... E, şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani hep Genshin Impact'le kıyaslayacaksınız ama Genshin Impact'te Android'de gamepad kullanırsanız banlanıyorsunuz. Bu konuyla ilgili videom var. Adamlar açık açık Android'de gamepad kullanırsanız banlarız diye tehdit ediyorlar. Bunlar direkt ya böyle bir sıkıntı var kardeşim biz bunu çözeceğiz diye buraya yazmışlar. Buraya yazmışlar yani. Eee... Yani şöyle bir şey. Poor game field design and impact signification. Yani arkadaşlar adamlar diyor ki ya aga şu anda hani özet geçiyorum buraları. Ya aga oyunda bir sıkıntı var ama yani çözeceğiz yani elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi bunlar arkadaşlar eminim şunların bir kısımlarını hemen yapamayacaklar. Bakın bir, bir, bir şey paylaşmışlar. Oyun firmaları bu verdikleri sözlerin %100'lerini asla tutamazlar. Bunlar garantidir. Asla %100 tutamazlar. Ama en azından en azından arkadaşlar şu adam diyor ki ya böyle bir sıkıntı var çözeceğiz. Bazı firmalar mihoyo isminde bu sıkıntıların olduğunu kabul etmiyor. Sen diyorsun ki aga böyle bir sıkıntı var banlıyorlar seni hani. E, öyle bir oyun firması. En azından bunlar e, sıkıntı var demişler. Güzel. Gene arkadaşlar buraya da bir performansla ilgili şey koymuşlar. Bakın burada hani game design and impact signification falan filan buralarla ilgili bir sıkıntı. Hem de genel olarak performans. Adamlar Aynı şeyi 5 kere söylüyor. Sen okumaktan kaçınırsan gözüne çarpsın diye. Adamlar 26 sefa söylemiş. Bu arada şu audio bug'ı bana oldu arkadaşlar. Oyunda bir gün boyunca hiç müzik çalmadı. Yani müzik çalmaması oyunun hani aman tanrım oyunu oynanmayacak hale geldi ya, ama o bosslardaki o enerjik müzikler falan filan çok etkiliyor. Oyundaki una haftalık limit gelmiş. Bunun sebebi de arkadaşlar net söyleyeyim. Haftalık limitin olması Sebebi arkadaşlar tamamen oyuncuların sıkıntısı. Geçen gün hatta oyun 3. gününde falan filan e, sabatonumuzun içinde e, şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Oyunda bazı şeyleri sınırsız alabiliyorsun ve senin ne kadar paran varsa o kadar alıyor. Hani sen böyle atıyorum 20 tane alır diye tıklıyorsun en sağa çekiyorsun barı ve 5000 tane falan oluyor ve senin bütün paran bitiyor. Yani aslında hani oyun sana istediğin kadar alma imkanı sunmuş ama insanlar alışkanlıktan hani böyle lan zaten 20 tane alınıyordur diye böyle en sağa çekiyor ya alışkanlıktan. Bari böyle en sağa çekiyor. İnsanlar 5 5000 tane falan alıp şey yapmıştı. Bunu alan arkadaşlar da şey yapabilir Ben de yanlışlıkla o hataya düşüyordum bu arada. Ee, ama yani buna bir limit getirmişler. E güzel olmuş bu aslında yani. Yani unu almanın limiti sizi oyunda etkilemez ama almanın limit olması zaten insanlar istiyor. Onu söyleyeyim yani. <laughs> E, aynı anda hani 5000 tane un alıp e, bütün paranızı böyle 3 milyon oyundaki paranızı una yatırırsanız arkadaşlar o sıkıntı oluyor. Neyse. Müzik sıkıntılarını zaten bahsettik. Performanslarınızdan da bahsettik. Arkadaşlar. Depth of Illusion. E, Depth of Illusion. Yani bu dediğim işte kapı event arkadaşlar. Kapı etkinliği. Bu kalıcı olacak demiştim ben zaten size. Event olarak geçiyorum arkadaşlar bu. Ben size kalıcı olacak. Sadece her page bunun içindekiler değişecek. İşte şu anda bu karakterler var, içindeki yaratıklar değişecek, içindeki karakterler değişecek, e, kalıcı olacak demiştim. Çünkü benim bu oyun hakkında bildiğim arkadaşlar, betalarda da söylüyorlar, firmanın da söylenir, oyuna gelen büyük etkinlikler kalıcı olacak. Örnek olarak Honkai Star Rail, bunlar peş peş gü güncellenecek, değişecek. Yani şimdi niye Honkai Star Rail'ı örnek veriyorum? Ya arkadaşlar bakın, aynı iki firmanın oyunu, Mihoyo'nun Genshin Impact ve Honkai Star Rail. Adamlar birinde iyi yapıyor, birinde kötü yapıyor. Ben de iyi yapana iyi diyorum. Bak Conquest Star Rail'daki event sistemi güzel kal gelen büyük eventler kalıcı oluyor ve oyunu ilerletiyor. Ee, gelen küçük eventler de gidiyor, tekrar geliyor falan filan. Sirkülasyon yapıyor. Genshin Impact'te gelen büyük eventler çorba yapma. Gelen küçük eventler ekmek yapma anasını satayım. O yüzden ee, yani bu güzel bir şey yani. iyi olanı örnek almaları güzel bir şey. Yani abi Honkai'den çalmışlar. Çalsınlar abi bana ne yani ben oyuna bakarım. Bunun kalıcı olması arkadaşlar mükemmel bir şey oyunda daha fazla oynayacak içerik yani şu anda dediğim gibi oyunda az içerik varmış gibi görünüyor ama zaten çok içerik var onlar bile azmış gibi görünüyor böyle gelen şeylerin kalıcı olduğunu görmek bizim için çok güzel mesela gençinde de çok güzel eventler var işte kule, kule savunmadır ne bileyim saklambaçtır. batıdır bir sürü güzel event var bir ara pot yapma eventi vardı ben ne kadar çorba yapma eventini sevmesem de e, şu anda arkadaşlar birinden abonelik geldi yayın dışı abonelik geldi helal olsun aslan merhaba e, dediğim gibi yani bu eventlerin kalıcı olması güzel pot mesela çorba yapma eventini sevmiyorum ama e, çay e, bu pot yapma eventi vardı böyle liseyle ile yaptığımız, o çok güzeldi mesela arkadaşlar onun dışında adamlar diyor ki ya biz bir sizle iletişime geçeceğiz. Daha fazla sıkıntı şey yapmaya çalışacağız falan filan olursa söyleyeceğiz diyorlar. Şimdi arkadaşlar bizim ben bunu hep söylüyorum ama bakın bu video boyunca da 5 kere söyledim. Daha önceki videolarda da 5 kere söyledim. Geniş Impact'i çok seviyorum. Ama oyun oynanmıyor firma yüzünden diyorum. Burada adamlar o sıkıntıyı gördükleri için ee, şey yapmışlar. Videonun sonuna özet geçti ante kısmı koyuyorum. Videonun sonunda özet diye ştantı. Yin'nin banner'ı bir hafta önceye çekildi. Artık 6 Haziran'da geliyor. Ee, bir sürü yeni ödül veriliyor. Oyundaki bug'lar düzeltiliyor. Yeni event geliyor. Bu arkadaşlar özetle bu. Özet istiyorum diyenlere eko ee, materyallerini kasmak daha kolay olacak. Ekoları kasmak daha kolay olacak. Ee, yeni iki katı eko materyali event'i geliyor. Fazladan para gönderiliyor. Ee, 20 tane kristal e, solvent veriliyor. İçinden 60 e, reçine çıkan, 60 wayplate çıkan. Onun dışında 5 tane silah banner'ı. Onun dışında da e, yeni event geliyor. Onun dışında da yinin geliyor. Erkenden falan filan görevi geliyor. Özetle bu arkadaşlar, özet geçtanti diyenlere de videonun sonunda özet kısmını koydum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben bu tip videolarda muhabbet de ediyorum biliyorsunuz. E, çok teşekkürler arkadaşlar görüşmek üzere siz de kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu bu yazı arkadaşlar bu gördüğünüz tekst çok büyük bir windir. Öpüldünüz.